Aşk. Sen de çok yalnızsın. Senin de kalbin kırık Hürrem gibi. Süleyman yok artık. Kalbinde, gözünde başka bir kadın var. Aşkın bana ait değil artık. Sultanım, beni çağırmışsınız. Dediğimi yap. Bugün gönder. Ama sultanım. Hazırlıklarını yap dedim. Bugün gidecek. Seni bırakmak istemedim. Ama bana ait değilsin artık. Kızma sakın ha. Duydum ki ondan vazgeçmişsin. Hani aşık olmuştun ilk görüşte? Adına aşk koymuştun. Ne oldu? Neden vermek istiyorsun şimdi? Bana aşık değilsin artık. Git aşık olduğun kadına ver. Neden sana aşık olmadığımı düşünüyorsun? Başka ne düşünebilirim ki? Sana hançeri uzatıp beni öldürmeni istediğimde bana söz vermiştin. Bunları asla yaşatmayacağına söz vermiştin. Ben ne dediysen inandım, iman ettim. Ama kör değilim. Hanedana 3 şehzade verdim. Ama anladım ki 10 tane de versem faydası yok. Ama ben Mahidevran gibi olmayacağım. Prenses Isabella benim eserim sadece. Önemsiz şeyler için boşuna yüzüyorsun kendini. Madem o kadar önemsiz, değersiz o kadın. Tutma burada. Limandan kalkan ilk gemiyle gönder. Vakti geldiğinde göndereceğim elbet. Acele etme. Bekle, göreceksin. Ne oluyor? Destursuz nereye girdiğini sanıyorsun Hürrem? Bu ne cüret? Nasıl girersin böyle? Validem. Hatice Sultanım, sizlerle yalnız konuşmak istiyorum. Bizi yalnız bırakabilir misiniz? Çıkar mısınız Sultanım? Gülfem Hatun lütfen sizde. Nedir bu hal? Söyle şimdi. Valide, ben size 4 torun verdim. Hanedana 4 evlat verdim, 3'ü şehzade. Siz benim gururumu, haysiyetimi ayaklar altına nasıl alırsınız? Bu sizi nasıl mutlu eder? Hürrem, haddini aşıyorsun. Laflarına dikkat et. Ben haddimi biliyorum sultanım. Zira her defasında hatırlatıyorsunuz. Derdin ne senin? Nedir bu öfkenin sebebi? O kadını bilerek çağırdınız saraya. Beni küçük düşürmek ve alay etmek istediniz. Hürrem, sus. Bırak Hatice. Döksün eteğindeki taşları.
Ben size hiç saygısızlık etmedim. Hatalarım olduysa hep hünkârımıza duyduğum aşk yüzünden. Ama siz bana hep düşmanlık ettiniz. Ben ne yaptım? Suçum ne? Oğlunuza aşık olmam mı? Onu deliler gibi sevmem mi? Onu mutlu etmek mi günahım? Bu günahsa daha ne kadar cezasını çekeceğim? Ben sizi sevdim Valide. Hatice Sultanım sizi de. Ama siz beni hiç sevmediniz. En başından beri beni sevmediniz. Bana her türlü fenalığı yaptınız. Mahidevran'ı tutup beni kurtların önüne attınız. Ben yine de size hürmette kusur etmedim. Hürrem. Bir gün beni sevebileceğiniz umuduyla yaşadım. Ama ne yaparsam yapayım olmadı. Hala benden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Ümidiniz hala Süleyman'ın başka bir kadına olması. Meseleyi şahsileştirme. Haremin 1000 yıllık düzeni kurallar ve kaideler üzerinden yürür. Geleneklerimiz belli. Hiçbir kadın hünkârın sahibi ve mutlak kadını olarak göremez kendini. Aksi halde düzen bozulur. Harem yönetilemez. Düzen? Öyle mi? Haremi siz yönetiyorsunuz Valide. Allah size uzun ömürler versin. Lakin dünya fani. Bir gün Hakk'ın rahmetine kavuşacaksınız. O gün geldiğinde buraya kim yönetecek? Hiç düşündünüz mü bunu? Kim buranın düzenini sağlayacak? Namzetiniz kim Valide? Mahidevran mı? Dün gece saraya getirdiğiniz prenses mi? Yoksa 3 şehzadenizin annesi olan ben mi? Yeter Hürrem. Valide bunları söylemesine nasıl müsaade edersiniz? Bitti mi söyleyeceklerin? Kararınızı verin Valide. Eğer bu şekilde bana davranmaya devam ederseniz, ben de kendimi ve şehzadelerimi korumaya mecburum. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ben sadece önünüzde eğilerek size elimi uzatıyorum Valide. Artık ya benimlesiniz ya da bana karşı. Buna? Valide Sultanımızın canını sıktı belli ki. Şşşt. Şşşt. Sultanım. Bana verin. Şşşt. Senin kucağında olunca sustu. Bak. O da çektiğim acıyı hissediyor. Annesinin kederini anlıyor.
Valide Sultanımızın emri. Derhal bu daireyi boşaltmanızı istedi. Nasıl? Neden? Kendileri dairede tadilat yapılmasını uygun buldular. Bir an evvel boşaltırsanız iyi olur. Tadilat? Nereden çıktı bu? Orasını biz bilemeyiz sultanım. Arzu ederseniz valide sultanımızla konuşun. Nilüfer, sultanımızın hususi eşyalarını topla götür. Siz de yardım edin ona. Hayır. Hiç kimse dokunmayacak eşyalarıma. Sultanım, bizler emir kuluyuz. Bizi zor kullanmaya mecbur etmeyin. Hadi durmayın, toplayın her şeyi. Nilüfer. Sen Mirim'i diğer daireye götür. Validem, dairemi boşaltıyorlar. Dediler ki, siz emretmişsiniz. Bunu nasıl yaparsınız? Neyi yapıp yapmayacağımı sana mı soracağım? Ama o daireyi bana hünkârımız verdi. Orayı sana aslanım değil, ben verdim. İstediğim vakitte geri alırım. Demek savaşmaya karar verdiniz. Bunu sen istedin Hürrem. Neticelerine de katlanacaksın. Şimdi çekilebilirsin. Gülşah, Hürrem'in dairesinde ne oluyor? Bilmiyorum sultanım. Bir şey olmuş belli ki. Hürrem? Bir sen eksiktin. Hayırdır? Niye taşınıyor bunlar? Yolculuk nereye? Cehennemin dibine. Gelin, birlikte gidelim. Sultanların içinde eşsiz sultanım. Seni de satın aldılar değil mi? Herkes gibi sen de onlara teslim oldun. Yazık. Sen de mi bana ihanet edeceksin? Haşa. Sümme haşa. Ölürüm de ihanet etmem size. Lakin ben de bir emir kuluyum. Nasıl karşı gelirim? Validemiz bizzat konuştu bizimle. Bundan böyle gözüm üzerinizde dedi. Tamam kes. Ne demeye geldin söyle. Az önce çok önemli bir havadis aldım. İbrahim Paşa Hazretleri arz odasında düşüp bayılmış. Hali pek iyi değilmiş. Nasıl idi? Ne olmuş ki? Fazla bir malumatım yok. Lakin öğrenir öğrenmez. Nerede şimdi? Hasta odaya mı aldılar? Sarayına götürüldü dediler. Hünkârımız bizzat eşlik etmiş. Güzel. Söyle, hemen arabamı hazırlasınlar. Emredersiniz sultanım.
validem. Haz oraya hünkârımızın yanına gidiyorum. Bir diyeceğiniz varsa? Hürrem, ben aslanımla arama kimseyi koymam. Bunu hala anlayamadın mı? Öyleyse evlatlarının annesini neden dairesinden attığınızı kendinizi izah edersiniz. Sultanım. Bali Bey, nasılsınız? Sağlığınıza duacıyım. Hünkârımızı görmeye geldiyseniz kendisi burada değiller. Nasıl? Nerede? Geç gelecekler sultanım. Zira av köşkündeler hala. Hayırdır inşallah. Ne olmuş ki? Prenses Isabella yılan sokmuş. Zehirli bir yılan. Ölmüş mü? Ne talih ki o esnada hünkârımız yanındaymış. Bizzat kurtarmışlar. Demek hünkârımız kurtardı onu. Şanslıymış. Ne güzel. Aman efendim, sultanların gülü. Ne dolanıyorsun burada? Sormayın sultanım. Sizin bahşettiğiniz 3-5 altını sümbülden korumak için bahçeye gömmüştüm. Lakin koyduğum yerde yok. Günahını almayayım. Çok seviyorum, çok da iyi bir insan ama maalesef elleri çok uzun. Ha. Bırak şimdi onu. Hünkârımız gece ne vakit geldi? Odasında, değil mi? Siz sorarsanız diye uyanır uyanmaz hemen gidip baktım. Hünkârımız geceyi dışarıda geçirmişler. Hala teşrif etmediler. Nasıl gelmez? Af köşkünde miydi? Orada mı kaldı? Sultanım hemen kötü düşünmeyin. Malum İbrahim Paşa'mız rahatsız. Belki orada kalmıştır. Ne yapıyorlar orada? Benim terasımda ne işleri var? Gel benimle. Sultanım geliyor. Hayırlı sabahlar. Anlaşılan pek hayırlı değil. Ne oluyor burada? Validemiz daireyi bize tahsis etti. Demek sana verdi. Ne güzel. Aman eteğinden ayrılma. Ne denirse yut itaat et. Yoksa maazallah bir gün seni de kapının önüne koyar. Yanlışım var Hürrem. Burası bana değil, Mustafa'ya verildi. Onu buradan çıkarmaya senin gücün yetmez. Malum en büyük şehzade. Ben de onun annesi olarak buradayım. Ama üzülme. Arada gelirsin. Terasımda ağırlarım seni. Mahidevran, o terastan göreceğin tek şey hünkârımla benim saadetim olacak. Güla, benim bundan neden haberim yok? Vallahi ben de şimdi duydum sultan. Validem. Hürrem, bir şey diyeceksen, bir meselen varsa daireyle haber gönder. Dairemi elimden aldınız. Şimdi de Mahidevran'a veriyorsunuz. Sanmayın ki bunlar benim canımı yakar. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim aslı dairem Süleyman'ın has odasıdır. Onu hiç kimse alamaz elimden. Yazık. Hatice'nin yerine koyuyorum kendimi. Ne büyük keder. Bir an evvel çocuk yapması lazım. Yoksa bu acı onu her gün öldürür. Mevzuyu kapatalım Hürrem. Zira Hatice'm aklıma düştükçe içim parçalanıyor.
Mustafa'm. Senin haberin yok. Validemiz benim dairemi Mustafa'ya tahsis etti. Öyle mi? Nereden icap etmiş? Mustafa büyüyor. Validemiz artık annesiyle kalmasını istemiyor. Hakkı var elbet. Evet. Ama benim dairemi verdi. Bu kadar aceleye ne gerek var anlamadım. Başka bir yer hazırlanamaz mıydı? Haremin dirliği, düzeni validemden sorulur. Eğer o böyle münasip gördüyse yapacak bir şey yok. Aşkı der onun. Asma o güzel yüzünü. Senin asıl dairen burası. Benim yanım. Mehmet. Oğlum gel yanıma. Ne olmuş benim aslan oğluma? Kim üzdü seni? Mustafa'ya darı vermiş. Artık tek başına yaşayacakmış. Ben de istiyorum. Üzülme. Senin de olacak. Hem de daha büyük. Ben de istiyorum anne. Senin de olacak ay parça. Anneniz sizin için her şey yapacak. Mehmet.